İyi akşamlar diliyorum. Muhasebe devam ediyor sohbetlerinin 12.sinde beraberiz. Uzun zamandır Mart ayından beri başladığımız bu sohbetlerin aynı şekilde devam ediyoruz. Bugün de çok önemli, çok değerli bir konuğumuz var. Benim için gerçekten kendisi de çok önem verdiğim, değer verdiğim bir büyüğüm, bir ağabeyimiz. Ordu'da da önemli çalışmalara katılmış, kendini bütün Türkiye'ye kabul ettirmiş, söz sahibi olmuş alanında çok değerli bir ağabeyim konuğumuz. Sayın Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bu akşam konuğumuz. Kendisi birazdan katıldığında yayına alacağız kendisini. Bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Aslında kendisi bugün sosyal medya hesabında duyurmuş, bir ufuk turu yapacağız. İyi akşamlar diliyorum. Ufuk turu yapacağız. Aslında pek çok konuyu farklı açılardan, farklı şekilde birlikte değerlendireceğiz. Umarım sizler de keyif alır. Sayın Bakanımızın değerlendirmeleri hem ülkeyle ilgili hem gelişmelerle ilgili, değerlendirmeleriyle ilgili sizlerin görüşleri, sizlere ve bizlere aktaracağı görüşleri çok önemli. Ben önemsiyorum. Hem kültürü hem sanatı konuşacağız, hem orduyu konuşacağız, hem Türkiye'yi konuşacağız, hem pandemi sürecini konuşacağız. Sayın Bakanım, davet ediyorum. Bakanımı davet ediyorum. Sayın Bakanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Bahadır Bey, merhaba. Sayın Bakanım, kamerayı hafif yan çevirebilirseniz daha bizi Böyle. sizi iyi gör. Aa, daha güzel oldu böyle Sayın Böyle iyi oluyor da şarja bağlı, o yüzden zoruna. Bakanım. Bir dakika şöyle deneyeyim bakalım olacak mı? Bu sefer de ters oldu Evet, Sayın tamam, Bakanım. olmadı. Evet. Tamam. Şarja bağlı olduğu için çekiniyorum. Şöyle ayarlamaya çalışacağım. Eğer olabilirse. Oldu mu? Oldu, çok güzel oldu Sayın Tamam, Bakanım. teşekkür ederim. Değerli abi, ben siz gelmeden önce kısaca açılış yaptım. Dedim ordu için, Türkiye için, bölgemiz için, siyaset alanında da, kültür alanında da, turizm alanında önemli bir değer, önemli bir entelektüel siyasetin dışında diye Estağfurullah, başladım. estağfurullah. Hoş Bizim geldiniz. Ben sadece izniniz olursa bizim kısa bir açılış yapayım Sayın Bakanım. tabii. Ertuğrul Günay kendi, ben araştırdım, pek çok şey söylemek isterim ama yanlış söylerim, hata yaparım, bir de kendisi karşısında heyecanlanan birisiyim. O Estağfurullah. yüzden kendi kitabından başlamak istiyorum. Burada da hata Pekala. yapma şansımız olmaz diye düşünüyorum. Pekala. Ordu'da doğdu, hukukçu. Ordu İstanbul ve İzmir Milletvekili, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. Döneminde Türkiye dünya turizminin altıncısı oldu. Turizmin ülke düzeyinde yaygınlaşması için önemli çalışmalar ve katkılar yaptı. Ama asıl önemlisi, büyük ozanımız Nazım'ın yurttaşlığına iadesi ve Madımak'ın boşaltılmasında büyük emeği oldu. Kültür, turizm ve barış alanındaki çalışmaları nedeniyle akademik unvanlar ve devlet nişanları aldı. Çok fazla şey var ama ben yine söylediğim gibi Sayın Bakanım, hata yapmamak adına buradan gitmeyi tercih ettim. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Yine bir bölüm vardı Sayın Bakanım. Ben çok çok duygusal bir kitap yazmışsınız. Sizin en az 4-5 yerde gözyaşınız var. Kendiniz belirttiniz, gözyaşlarını belirtiyorsunuz kitapta. Beni de çok Gözyaşları var. duygulandıran bir kitap Sayın Teşekkür Bakanım. ederim. Teşekkür ederim. Özellikle bir paragrafı yine izleyicilerimize izninizle okumak istiyorum. Çok beni etkileyen bir alan burası, bölüm. Anadolu tarihsel zenginlikleri ve doğal güzellikleri yanı sıra nice acılara tanık olmuş kadim bir toprak. Büyük İskender'i de görmüş, muhteşem Süleyman'ı da. Haçlı seferlerine de dayanmış, Moğol saldırılarına da. İşgal güçlerinin top Saldırılarına sesleri dayanmış. Ankara'da duyulunca cepheye koşan milletvekillerini de görmüş. İstanbul'da işgalcilerle işbirliği eden devlet ricalinde. İşte böyle bir toprak, böyle bir olağanüstü satırlar, cümleler, duygular. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Bahadır Bey kardeşim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Beni de duygulandıracaksın böyle başlayıp. Yok. Rica ederim. Dinleyicilerimiz de böyle Kerime Nadir romanı gibi bir şey sanacaklar. Aslında Anadolu'ya küçük dokunuşlar o kitapta. Yani o kadar ağlayacak bir şey yok ama birkaç yerde hüzünden, birkaç yerde de sevinçten gözyaşı döktüğüm doğrudur.
Sayın Bakanım, şu cümleniz de müthiş. Bu toprakları seven herkesin bilmesini istedi. Yani o kadar bütünleyici, o kadar herkesi kapsayıcı kelimeler, duygular var ki bu olağanüstü bir şey. Ben zamanı da kolay kullanmak, bu sorulara belki içeride değinebiliriz ama Sayın Bakanım, pandemi sürecini yaşıyoruz. Birlikte Çin'in Wuhan eyaletinde bir balık pazarında ortaya çıkan bir olayın bütün dünyayı, 197 ülkeyi hiçbir istisnasız sınırlarınızı kapatarak korunamadığınız bir salgınla karşı karşıyayız. Bu kapitalizmin, bu neoliberal politikaların bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Ben ona şunu ekliyorum Sayın Bakanım. Bırakınız tüketsinler çılgınlığına geldiği son aşamada. Aslında bir tane yöntem elimizde kaldı, dayanışma. Yani sağlık çalışanlarının ve insanların bütün o saydığım 70'li yıllardan bu yana dünyadaki ve ülkemizdeki neoliberal politikaların bittiği, çok iddialı bir kelime kullanmayayım bitmek diye, politikaların dibe vurduğu ama artık dayanışmayla çıkabileceğimiz bir dönem. Bunu Türkiye açısından, dünya açısından nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaşadıklarımızı? Bir kere bir tespit yapmak gerekiyor. Biz bu küreselleşme sözünü çok sevmedik belki. Olumsuz sıfatlar da yükledik ki şu anda karşı karşıya kaldığımız durum da bu olumsuz sıfatları biraz perçinliyor, hak ediyor. Ama bir küresel dünyada yaşadığımız da ortaya çıktı. Siz de söylediniz. Çin'in balık pazarında zerre mikyasında, zerre ölçüsünde geçen de okudum bir yerde, doğru mu bilmiyorum ama dünyadaki tüm virüsler bir gram etmiyormuş galiba. Nasıl bir zerre ise bilmiyorum. Bütün dünyayı sarstı. Bütün sınırları aştı. Bütün duvarları aştı. Bütün silahlara karşı, dünyadaki şimdiye kadarki silahlara karşı başka bir güç belirtisi sergiledi ve bütün dünyayı sarstı. Tabii dünyanın nüfusunun çok artmış olması, çevrenin ne yazık ki hoyrat kullanılmış olması, toplumların eşitsiz bir kadere terk edilmiş olması, bütün bu salgın sürecini ve bundan sonra yaşayacağımız bazı tehlikeleri bence tetikliyor ve daha tehlikeli hale getiriyor. Daha çevreye duyarlı bir dünyada yaşasaydık, daha doğasını, denizini, mavisini, havasını koruyan bir dünyada yaşasaydık, daha gerçekten hijyene, temizliğe, sağlığa önem veren bir dünyada yaşasaydık yine belki böyle bir salgın olurdu ama bizi bu kadar fenasız yakalamazdı. Ben bir ara sosyal medyada bu işin başında yazmıştım. Bir dünya çapında savaş çıksa herkesin yeteri kadar silahı, yeteri kadar askeri vardı galiba bu savaşta kendisini koruyacak. Ama dünya çapında zerre miktarında bir salgın, bir virüs çıktı. Ne yeterli sağlık elemanımız, ne yeterli sağlık ekipmanımız, ne yeterli ilacımız, ne yeterli sağlık açısından koruma önlemlerimiz olduğu, bütün bunlarda çok geride kaldığımız ortaya çıktı. Yani dünyanın önceliklerini gözden geçirmesi gerekiyor. Bundan sonra buradan her Evet. musibetten bir nasihat çıkaracaksak eğer, dünyanın önceliklerini gözden geçirmesi. İşte silahlanmaya, doğayı tahrip eden betonlaşmaya, buna benzer şeylere kaynak ayırmak yerine daha doğaya, daha hijyene, daha insanların sağlıklı beslenmesine yetebilecek olan bir dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Ama dünya bunu yapacak mı? Yani bugünkü yöneticilerine bakarak dünyanın, ben çok iyimser doğrusu olamıyorum. Yani Çok dünyanın, umutlu değiliz. evet, hep benim kullandığım, sizin de fark ettiğiniz bir terim var. Dünya garip bir şekilde bu 21. yüzyıla bir kahtırıcal ile girdi. Yani bir adam kıtlığıyla girdi. Bize mi öyle Evet. geliyor bilmiyorum ama geçmiş yıllarda Türkiye'de de dünyada da özellikle yani ne dediğine dikkat ettiğimiz, bir vizyonu olduğuna inandığımız bir takım insanlar vardı, yöneticiler vardı. Amerika'da da vardı, Almanya'da da vardı, Avrupa'da vardı, bizde yani yok gibi geliyor. Yok gibi geliyor. Gerçekten çok günübirlik Doğru söylüyorsun. yaşıyoruz. Gerçekten sanki böyle herkes gemisini kurtarma derdine düşmüş gibi bir adam kıtlığı yaşıyoruz gibi. Buradan eğer toplumlar bir ders çıkarırlarsa daha dayanışmaya ihtiyacımız var. Daha biz şunu gördük bakın. Bu tabirime birileri itiraz ediyor ama evet, bir gemide yaşıyoruz. Hatta bir ülke olarak değil sadece. Dünya olarak Evet. bir gemide yaşıyoruz. Hayır, biz aynı gemide yaşamıyoruz diyorlar. Aynı gemide yaşıyor olmak, aynı şartları paylaşıyor olmak demek değil. Kimisi kaptan köşkünde, kimisi lüks kamerada, kimisi Evet. ambarda, kimisi güvertede ama aynı gemide.
Bu gemi batarsa, ülke sayın, dünya sayın. Bu gemi batarsa Evet. galiba hepimiz batacağız. Bunu görmemiz lazım. Yani ben bu pandemi bize, evet dayanışmaya ihtiyacımız var. Ve bize verilmiş bulunan bu dünyayı daha dikkatli, daha özenli, tükenebilir olduğunu dünyanın görerek, bu dünyanın kaynaklarının, imkanlarının tükenebilir olduğunu görerek kullanmamız lazım. Dersini çıkarabilirsek, evet bu nasihat bir işe yarayacaktır. Ama geçmiş yıllarda da benzer salgınlar yaşanmış. İspanyol gribinden Evet, örneğin milyonlar gribinden. ölmüş. Ama arkadan bakıyoruz fazla da bir şey değişmemiş. Eğer bu insanoğlunun unutkanlığı egemen olacaksa, unutkanlığı işimiz zor. Ama buradan bir ders çıkaracaksak bence bir hayra belki gelecekle ilgili daha iyi bir dünyanın temellerinin atılmasına umarım, dilerim vesile olur. Umarım biz de sizin düşüncelerinize aynen katılıyoruz. Sayın Bakanım, son günlerde kamuoyunda çok meşgul eden konular var. 2-3 tanesinin ana başlığını söylemek istiyorum. Görüşleriniz önemli. Sizin de özellikle bir tanesi, hepsiyle çok yakından ilgilisiniz ama birisiyle ilgili bugün tweet attığınızı da gördüm. Dün tweet attığınızı. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yassıada, Ayasofya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Necati Kültür Evi. Neler söylemek istersiniz? Ülke gündemi de bunlar. Sizin görüşleriniz, hem biz izleyiciler, muhasebeciler, önemli bir kısmı muhasebeci veya ordudan, Türkiye'den arkadaşlarımız da var. Aydınlatabilir misiniz Sayın Bakanım? Önce bütün izleyici arkadaşlarımızı saygıyla selamlarım. Siz hızlı bir giriş yaptınız. Ben de ona katıldım. Dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi selamlamak işin doğası gereğidir. Sonuncudan başlayalım. Mustafa Necati Kültür Evi, Mithat Paşa Evet. Caddesi'nde Evet. iki katlı, mütevazı, küçücük bir bahçesi olan güzel bir yapı. Bu Ankara'nın sivil mimarlık örneklerinin, yani 1930'lu yılların sivil mimarlık örneklerinin az sayıda kalmış örneklerinden bir tanesi. Geçmiş yıllarda metruk bir vaziyetteymiş. Ben de 40 yıla yakındır Ankara'dayım. Kötü bir vaziyetteymiş. Sanıyorum DSP koalisyonu döneminde İstemihan Bey arkadaşımızdan hatırlatmışlar, rica etmişler. O Milli Emlak'ten veya işte ilgililerinden mülkiyetini, tahsisini alarak restore ettirmiş orayı. Bir kütüphane olarak düşünmüşler önce. Sonra görev değişikliği olmuş. Başka bir bakan arkadaşımız gelmiş. O da buna benzer bir şey düşünmüş. Ben 2007'nin sonunda, bu işler benden 5-6 yıl önce, 7 yıl önce olmuş. 2007'nin sonunda geldiğimde restore edilmiş bir binaydı orası ve boş bir binaydı. Bana bakanlıktaki arkadaşlardan birisinin o binayı, Mustafa Necati Evi diye bildiğimiz, Mustafa Necati ilk Milli Eğitim Bakanlarımızdandır. Hasan Ali Evet. Yücel'den önce Evet. ve gerçekten Türkiye'de Çok genç yaşta eğitim yaşamına kaybettiğiniz. önemli, genç yaşta çok vefat etmiştir. İdealist bir insandır. Orada da bir güzel, mütevazı bir evi var. Onun isminin yaşaması gerekir ama onun isminin bir kültür mekanında yaşaması uygundur. Oysa burayı bir lokanta işletmesine verdiler, dediler bana. Adını söylemeyeyim, haksızlık olmasın. O işletme Ankara'da ünlü bir Karadenizli lokanta. Olmaz böyle bir şey. Yani orada bir işte piyazcı, fasulyeci, köfteci olmaz Mustafa Necati evinde. Bunu biz mutlaka kültürel amaçlı değerlendirmeliyiz. Biraz uğraştık çünkü benden önceki arkadaşımız ne olduğunu da belki bilmeden tahsis yapmıştı oraya ve adam da içine bir takım masraflar etmiş. Neyse epeyce bir uğraştıktan sonra biz o tahsisi iptal ettik. Ben biraz kişisel inisiyatif de kullandım. İptal ettik ve orayı kültür amaçlı kullanmanın yollarını baktık. O arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı eski bir arkadaşım Sayın Köksal Toptan'dı. Onunla meclisin dışarıda bir kültürel mekanı Ankara'da yok. Yani Anadolu Kulübü'ne biraz işte ekonomisi iyi olan arkadaşlar üye olmuşlar, gidiyorlar. Meclise her gün eski milletvekillerinin gelmesi çok şık kaçmıyor. O zaman Kızılay civarında bir meclisin bir mekanı olsun. O mekan küçük müzik dinletileri, söyleşiler, kitap imza günleri, sergilerle kullanılsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Necati Kültür Evi. Biz Sayın Evet. Toptan'la anlaştık. Açılışını da birlikte yaptık. O zaman Parlamenterler Birliği Başkanı da Sayın Hasan Korkmazcan'dı. Üçümüz birlikte açılışını yaptık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi orayı Mustafa Necati Kültür Evi olarak kullandı. Benden sonraki yıllarda, benden sonraki hangi bakan döneminde bilmiyorum ama meclis başkanı, başka bir meclis başkanının döneminde meclis burayı kullanmaktan vazgeçmiş. Kültür Bakanlığı tekrar almış. Kültür Bakanlığı da yine benzer işlevlerle, yani sergi, söyleşi falan gibi işlevlerle
kullanmaya devam ederken en son bu haberi duydum. Şimdi bir yazar arkadaşımız önceki yıllarda vefat etti. Adına bir vakıf kurulmuş, kurulabilir elbette. Ama Ankara'da o vakfın kullanabileceği çok mekan var. Örneğin hamam önünde bir dolu tarihi yapı Evet. restore edildi. Onlardan birisi alınıp kullanılabilir. Yani Mustafa Necati'nin isminin oradan kaldırılması gerçekten hem hukuken doğru değil, hem ahlaken doğru değil, hem tarihen doğru değil. Hiçbir açıdan doğru değil. Ben dün işte yazdım ve altına ilgili olarak TBMM ve Kültür Bakanlığı'nı da ekledim bu Evet, gördüm yazımın bakalım. altına. Umuyorum, diliyorum ilgilenir birisi. Çünkü ikisinin de bu işten çok ciddi biçimde haberi olmadığını sanıyorum. Yani Mustafa Necati gibi bir değerli ismin kendisine ait olan binadan Bir, adı evet. kaldırılmaz diye Evet. temenni ediyorum. Ama bugünlerde bu işlerle gerçekten içtenlikle ilgilenecek bir devlet ricalinden birisini umarım buluruz. Bir tanesi bu. Öbürü Evet. Yassıada. Yasada ve Ayasofya konusu vardı Sayın Bakan. Yassıada o da böyle bir unutulmuş mekandı. Ben Sizin onunla ilgili benim evet. bakanlığım döneminde orası daha önce 27 Mayıs'ta yargılamalar yapılmış. Büyük Evet. acılar, büyük sıkıntılar, bence haksızlıklar yaşanmış bir Evet. mekan. O yargılamalar da Türkiye'de hiçbir zaman yargılamalar çok mükemmel olmadı ama en kötü dönemlerinden birisidir o da. Yani şimdiki nasıl kötüyse o da ondan belki daha kötü bir dönemdir. Belki o zaman kötü başladı bizim ülke açısından da. Maalesef. Başlangıç öyle Yani olmasaydı. zaten bir ülkenin demokrasisine darbe girince işte sonu böyle oluyor. Yani Evet. düşe kalka, düşe Keşke kalka. orası olmasaydı. Belki. Halbuki bırakacaksınız çocuğu, erginleşecek. Çocuk düşe kalka büyür, değil mi? Her düşe Evet. kalktığında koltuğun altına koltuk değneği verirseniz onu alışkanlık haline getirir. Yani bizim demokrasimiz ne yazık ki o çocukluk sorunlarını kendi kendine aşmayı başaramadı. Bilemedim. Daha doğrusu müdahaleler yüzünden başaramadı. Yoksa başarabilirdi. Biz 25 yıllık tek partiden çok partili sisteme kazasız belasız geçmeyi başardık. 3 yıllık iktidardan, 3 dönemlik iktidardan da tekrar bir başka döneme geçebilirdik ama o tartışmaya girmeyelim. O uzun bir tartışmadır. Anladım Yasada sizi. da böyle terk edilmişti. Metruktu. Böyle ıssız, bitki örtüsü altında kaybolmuş bir şey yapı. Ben uzun uğraşlardan sonra oranın tesisini aldım Milli Emlak'tan. Deniz Kuvvetleri'nden bize devrettiler. O dönemin İstanbul Valisi, Belediye Başkanı, Koruma Kurulları Başkanları, Adalar Belediye Başkanı, herkes olarak Yassıada'ya gittik biz bir envanter çalışmasına. İşte koğuşlar var, kantin olarak kullanılan mekanlar var. Gelen tutukluların, ziyaretçilerinin işte kabul mekanları var. Bir de spor salonundan dönüştürülmüş mahkeme salonu var. Peki bunların hiçbirine dokunmayalım. Avrupa'da örneklerini gördüğümüz gibi bir ibret müzesi, bir yüzleşmez bir müzesi yapalım. Yani hatta şöyle hayal ettim ben. O konuyla ilgili Enis Batur'un da bir kitabı vardır. Bir ada hikayesi diye. Evet. Karaköy iskelesinden adayı ziyarete gelenler bile Evet. askeri disiplin almıyormuş. Kitapta yazdım onu. Sevgili Yaz, Anadolu evet biliyorum, kitabı okudum grubu var. onu. Ha, Evet. yani ben istedim ki oraya gelenleri bile aynı disiplinle, yani mahkeme havasını, Evet. ada ortamını Girsinler içeriye, hatırlayacakları biçimde görsünler. bir yerle getirelim. Birkaç konaklama, birkaç yeme içme mekanı olacaksa onlar da mütevazı olsun. Tarihe saygılı olsun. Oraya katiyen doğayı ve dokuyu bozacak bir şey yapmayalım diye. Bizim projemiz buydu ama galiba birileri efendim Marmara'nın ortasında elimize bir ada geçirdik. Şimdi bunu böyle demokrasi müzesi, ibret müzesi falan diye niye zannedeceğiz? Buraya otel yapalım dedi galiba birileri ki başbakanlık bunu bizden aldı. Ben daha görevdeyken. Biz yapacağız dediler. Amenna. Ben ayrıldım. Ben ayrıldıktan sonra koruma kurullarına müdahale edildi. Başka şeylere müdahale edildi. Bir meslek kuruluşuna verdiler. TOBA. Meslek kuruluşu da vermiş onu bir yapsat firmasına, inşaatçı firmaya. Oteller yaptılar, yeme içme mekanları yaptılar, konaklama tesisleri yaptılar. Ben bunu basında eleştirdim. O firmanın yetkilisi dedi ki, efendim biz buraya gelen misafirlerimizi 5 yıldızlı koşullarda ağırlamak istiyoruz. Koskoca Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan rahmetli anıyorum Evet. ikisi de Evet. Adnan Menderes ve onca bakan ve onca milletvekili orada 5 yıldızlı koşullarda mı tutuklu kaldılar ki siz onları ziyarete gelenlere 5 yıldızlı imkanlar sunuyorsunuz. Yani tarih bilinci oluşmamış. Tarih bilinci oluşmayınca tarih saygısı olmuyor. Ve siz tarihe saygı diye yola çıkınca tarihi tahrip ediyorsunuz. Şimdi Yassıada'yı Marmara'nın ortasında bir turistik otel haline getirdiler. Turistik merkez haline getirdiler. Bir eğlence Şimdi merkezi. ya eğlence merkezi, dinlence merkezi bilmiyorum. Belki AK Parti kongrelerini yapabilir orada. İşte o şey toplantıları yapıyorlar ya.
istişare toplantıları oluyor. Evet. Ama bence çok tarihe saygısız bir şey oldu. Böyle dillerinden Menderes'i düşürmüyorlar. Dillerinden işte sözüm ona onun hatırasını saygıyla andıklarını söylüyorlar. Oraya şunu yapmışlar. Rahmetli Menderes'in ben orayı ziyaret etmiştim. Aydın'da Çakırbeli'de bir evi var. O evin de taklidini yapmışlar buraya. Yani ne alakası var? Yani o ev orada. Onu ziyaret etmek Evet. için oraya gitsin. Evet. Yazsa da ya. Yani Bahadır Bey garip bir tarih şuursuzluğu var. Tarih saygısızlığı buradan kaynaklanıyor. Yani ya bilmiyorlar ya da böyle bir ellerine bir imkan geçmiş, bir para geçmiş. Bunu nasıl kullanalım, bu yetkiyi, bu imkanı? Halbuki onu ne kadar ölçüleri içinde kullanırsanız geleceğe o kadar değerli, iyi eser bırakırsınız. Yani biz de bir takım restorasyonlar yaptık. Türkiye'nin bazı yerlerinde mümkün olduğu kadar özünü korumaya, özünün bozulmamasını sağlamaya çalıştık. Onun sarsıldığı dönemlerde müdahale etmeye ve düzeltmeye çalıştık. Burada ortaya böyle bir garip bir şey çıktı. Yani Marmara'nın ortasında bir fırsat geçirdiler, bir adacık buldular ve bu adayı bir kendilerine herhalde bir dinlenme merkezi yaptılar. Allah affetsin. Yani Allah ne biz diyeceğim budur. evet. Allah affetsin veya O affetmesin. Cenab-ı Allah işte o bağışlasın. tarih bilinci yoksunluğu diye az önce cümlenizde ifade ettiniz. Onun belki şimdi uzantısını şeyde açacaksınız Sayın Bakanım. Ayasofya'da da aynı şey burada da devam ediyor yani. Şimdi Ayasofya'da tabii. Ayasofya hep söylüyorum yani sıradan bir yapı değil. Bizim Süleymaniye'miz çok güzel. Bence Ayasofya'dan güzel. İçinde ben çok da öğrenciliğimde giderdim. Bizim üniversitenin hemen arkasındaydı. Böyle ruhumda bir üzüntü, sıkıntı duyduğum zaman Süleymaniye'de giderdim. Bir sütuna sırtımı dayardım. Kubbenin içinde kendimi kaybettiğimi hissederdim. Oradan da kuş gibi çıkardım. Yani mesela Mavi Cami daha turistiktir Sultanahmet. Çok güzeldir ama daha böyle ışıl ışıldır. Süleymaniye'deki mistik hava bambaşkadır. Ve Süleymaniye Haliç'in sırtında bir sfenks gibi, bir aslan heykeli gibi yatar. Şimdi bana sorarsanız bunlar çok güzel. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alınca Ayasofya'yı cami yapmış. Normal, yani Ayasofya, Fatih tarih bilen bir insan, sizin gibi cahil değil. Fatih oranın kendisinden 1.000 yıl önce yapıldığını biliyor. Fatih Troya Destanı'nı okumuş. Yani Fatih Ömer okumuş. Fatih böyle bir bilgili bir insan. Cami içinde inanılmaz altın varaklar var, tezyinat var, mozaikler var. Yağma var İstanbul'da. Fethin ilk günlerinde. Yağmadan korumak için burayı vakfettim ve burayı cami yaptım demiş. Dokunamazsınız demiş yani. Bir tür korumaya almış. Evet. Ama korumanın o tarihteki yöntemi bu. Bu. Fatih o tarihte böyle almış. Sonra Ayasofya 500 yılda cami olarak hizmet etmiş. İnsanlığa 1.500 yıl hizmet etmiş. Yetmez mi? Bir yapı bu. İnsan eliyle yapılmış bir yapı. Fatih Sultan Mehmet ayrıca Ayasofya'da çeşitli tezyinatlar var. Hristiyan mitolojisiyle ilgili. Sadece insan tasvirlerinin üzeri ince bir sıvayla kapatılmış. Hiçbir tezyinata dokunulmamış. Her şey duruyor. Duvarları kazıtıp da o tezyinatı yani Roma döneminde yapılanları kazıtıp da üzerine Küfi yazıyla veya Külüs yazıyla Hüsnühat'la yeni ayetler yazmamış. Tam tersine 4 tane ayet levhası var. Onlar duvarın üzerine bağlanmış vaziyette duruyor. Yani duvarı Bir kazıtmamış. korumaya almışlar Duvarı sanki. bozmamış. Bozmamış. Hiçbir tezyinatı bozmamış. Böyle korumuş. O 4 tane levhada ayrı bir levha olarak bir duvarın köşelerinde duruyor. Şimdi burası 1.500 yıl insanlığa hizmet ettikten sonra 1934'te müze yapılmış. Bugün cami yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Buna Yunanistan, Rusya, Avrupa karışır mı? Hayır karışamaz. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunu yapınca ne kazanır? Evet. Orada Fatih burayı cami yaptığı zaman Sultanahmet yok. Nur Osmaniye yok. Bayezid Camii yok. Hatta Fatih Camii yok. Süleymaniye yok. Çevredeki hiçbir cami yok. Yeni cami yok. Bunların hepsi daha sonra yapılmış. Önceki yıllarda bu talep geldiğinde Sayın Erdoğan demişti ki ya bırakın böyle saçma sapan işler konuşmayı. Siz çevredeki camileri doldurmaya bakın demişti. Çok doğru bence. Hala çevredeki camiler cumaların dışında dolmuyor. Şimdi cumalar da dolmuyor. Yani Şimdi tabii. Cenab-ı Evet. Allah'ın verdiği bir ders de var. Evet. Yani bu kadar cami mami diye koşarken bak camiye girmeyi yasaklattı size. Değil mi? Yani buradan Kesinlikle. ibret alın. Şimdi yani Ayasofya'da yetkiniz var mı? Evet vardır. Hukuken vardır ama insanlık olarak tarih saygısı olarak bırakın öyle insanlar gelsin ona
artık hizmet etsinler. O artık herhangi bir dinin özel mabedi olmasın. Ben şunu düşünürüm. Yani Ayasofya'ya giren bir Müslüman, bir Hristiyan, bir Budist veya bir Musevi ibadet edemez mi? Eder tabii. Eder. Ben Ayasofya'da içimden çok ibadet ettim. Evet. Veya Süleymaniye'de yaptığım gibi. Yani ibadette illa bir köşeye seccade serip de gösteriş yapmaz gerekmez ki. Kalbinizin içinden geçeni Cenab-ı Allah'ın zaten mabede ihtiyacı yok da. Evet. Yani vesile olur o mabet. Yani mabet insanlar için. Mabet Allah'ın mabede ihtiyacı yok. Mabet evet. İnsanların dini bir yerde bir yerde şekillendirmesi, görünür hale getirmesi için yarattıkları bir şey. İslam'da da zaten önce mescit var. Yani secde ettiğiniz yer. Daha sonra İslam devlet dini olmaya başlayınca cami çıkmış. Çünkü insanları toplayıp bir de nutuk çekmeniz gerekiyor. Cami o zaman çıkmış. Yani din devlet olmaya başladıktan sonra. Yoksa dinde cami, dinde büyük mabet falan yok. Dinde bizim dinimizde özellikle secde edilen yer var. Secde edilen yer neresidir? Her temiz yer. Her temiz yer. Her temiz, önü açık olan her yer, temiz yerde secde edilebilir. Bizim yani kültürümüz de tarihen budur. Ama ne zaman ki böyle din aynı zamanda toplumu yönetmenin aracı haline getirmeye başlamış, o zaman bir mabetler yarışı başlamış. Şimdi yani bu Ayasofya tartışması şu sırada, daha önce Sayın Erdoğan, ya bırakın siz çevredeki camileri doldurun, bırakın bu oyunlara gelmeyin derken, şimdi buna neden lüzum görüyor? Neden lüzum görüyor? Galiba işsizlik çok arttığı için lüzum görüyor. Ya gündem. Da bu kadar bastırıyorsunuz ama dolar 6.80'in altına düşmüyor. O yüzden. Ya da bir file pazara gittiğiniz zaman yani kilosu 15 liranın altında bir meyve yok. Kilosu 10 liranın altında sebze yok. Yani ete gelmiyorum, peynire gelmiyorum. Yani insanlar bu sıkıntıları yaşadığı için ve biz şu sırada işsiz kalan milyonlarca insanımıza yeteri kadar destek veremediğimiz için başka bir şey konuşturmak gerekiyor galiba. Ama günahtır. Günahtır. Yani o müstesna yapıya karşı da o müstesna yapıyı ben dini ritüellerin siyasette böyle çekiştirme konusu yapılmasını dine karşı büyük saygısızlık sayıyorum. Yani din günlük siyasi veya günlük ticari çıkarlarımızın aracı yapmayacağımız kadar özel kutsal manevi mistik bir özel inanç ve duygudur. Bunu böyle mi yapalım, toplum öyle mi istiyor, filancı karışır mı? Buraya getirdiğiniz zaman siz o dini örseliyorsunuz, çekiştiriyorsunuz, orasından burasından zediriyorsunuz demektir. Yani ben bu tartışmayı bu açıdan çok hani abesle iştigal derler ya, çok tarihsiz sayıyorum. Sayın Bakanım, aslında çok güzel bir cümle kurdunuz. Bunu daha önceki konuşmalarınızda da ben dinlemiştim. Televizyondaki birkaç gün önceki yayında da söylemiştiniz. Çok da hoşuma gitmişti. Burada da tekrarladığınızı, içselleştirdiğinizi gördüm. Çok mutlu oldum. Ayasofya herhangi bir dinin özel malı, mülkü olamaz. Artık o bütün insanlığın, bütün dinlerin ortak kesişim kümesi olmuş. Yani kendini orada iyi hisseden herkesin orada bulunması lazım. Bu aslında bütün bu tartışmanın ana fikri, bütün hepsini sonuçlandırıyor bu cümleniz. Ben bunun için size teşekkür ederim. Bahadır Bey, yani bizim bu çağda kendi inancımıza, başka inançlara, inanana inanmayana, her şeye, insandan kaynaklanan her şeye, çünkü insandan kaynaklanan her şey Yaradan'ın verdiği bir varlıktır, bir zenginliktir. Evet. Buna saygılı olmamız gerekiyor. Şimdi Hristiyan dünyasının en kutsal varlıklarından birisi bu Saint Pierre Kilisesi değil mi? Vatikan'daki. Evet. Saint Pierre'in tarihi Ayasofya'dan 1000 yıl sonra. Düşünün yani. Ayasofya, evet. Ayasofya olduğu zaman bütün bu coğrafyada neredeyse bir başka mabet yok yani. Net, yok. Bu kadar önemli bir yapıyı, günlük siyasetin şu da ayrıca Ayasofya'da Kur'an ilk defa mı okunuyor? Hayır, okundu da önce de. Ezan da okunuyor. Kur'an da okunuyor. Ayasofya'da bir köşede namaz kılınacak bir mahfel de var. Yani o yüzden yani insanlar 5 vakit girsinler, ayakkabılar kapılara yığılsın, insan nefesi sürekli. Ya yaparsanız yapabilirsiniz bunu ama yapmayın ya. Yapmayın. Allah'tan korkun. En samimi ifadelerden biri de her şeyi, bak yazsa da yotel yaptınız. Bunu da böyle küçük çıkara, siyasi çıkara alet ve araç etmeyin ne olursunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Tamam. Çok sağ olun. Sayın Bakanım, kitaba dönmek istiyorum ben. Ben özellikle bilmiyorum, size bunu soran oldum ama
hani sırf farklılık olsun diye değil. Okudum. İki defa okudum aslında. Keyif alarak iki O defa. kadar iki defa Aslında okunacak bir şey yok. şöyle, daha önce de bana bunu söylediniz ama şöyle ikinci defa. Ben orada mesela Allahsun'la Kula'daki Emre Köyü beni çok etkiledi. Orayı kitapta birkaç yerde geçirmişsiniz Beni de özellikle, çok bilmiyorum. etkiledi, evet. Ben mesela bilmediğim bir yerde, özellikle Allahsun'la ilgili bu kitapta okuduktan sonra özellikle bir yer buldum. Bir de Diyarbakır'dan dostlarımız var burada, Van'dan. Kitabın bir başka bölümü de, ben hani burada lütfen yanlış anlamayın, Güneydoğu'yu Karadeniz'den daha güzel yazmışsınız gibi hissettim. Böyle duygular, duygular, duygular. Orayı Anadolu, Endülüs'ü, İspanya'ya benzetmişsiniz. Diyarbakır'dan başlamışsınız. Hatay, Mardin, Van'a kadar o bölgeyi çok olağanüstü, böyle duygusal, böyle ilmik ilmik işlemişsiniz ama bizim bölgeyi sanki biraz böyle Ama şey, rica ediyorum tabii yanlış anlamayın. Bu bir şey duygumu paylaşıyorum. yok Bir doğru, milliyetçilik olsun anlamında değil yani. bunu bana Ama Mustafa Sarı da söyledi. o çakışmış mesela. O Evet. bir kopya bir şey değil. Ben de öyle hissettim. Evet, Şöyle evet. hani bizim orduyla ilgili bir sıkıntım ama siz Diyarbakır'ı, Urfa'yı, Mardin'i olağanüstü yazmışsınız yani. Bu kadar güzel yazılabilir. Ben o oda başkanlarına bunları gönderdim yani. Anlattım bunları, o yazılarınızı. Çok da hoşlarına gitti. Neler söylersiniz Sayın Bakanım? Şimdi bir kere Karadeniz'le ilgili az yazı var ama bence öz yazı var. Ordu Giresun var. Biraz Zilkale'den, Doğu'nun yeşilinden söz ediyorum başka bir yazıda. Bize işte Porinezköy'de İstanbul yöresinde Karadeniz sayılır. Öyle birkaç yazı var. Belki övmek gibi olmasın diye Karadeniz'i çok önemli. Bak adam kendi memleketini nerelere çıkarmış demesinler diye belki içimden böyle bir duygu geçti. İkinci baskı yaparsak birkaç yer daha ilave ederiz. Ya bir de üye yazısı var. Mesela orada bir Evet, var. değişik olarak Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili. kitaptaki tek ilçe yazısı da üye. Yani orada da öyle bir torpil var Evet. sayılabilir. Tabii Evet. Ağlasun da ilçe hakkını Evet. yemeyelim. Evet, Allah'ın izniyle. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'nun ben ihmal edildiğine ve asıl değerlerinin yeteri kadar bilinmediğine inanıyorum. Yani talihsiz bir yöre. İşte bizim bir şiir vardır yani, orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Biz bunları söyleyerek büyüdük ama bu doğru değil. Yani gitmezsek görmezsek Gitmen o lazım. köy bizim köyümüz olmuyor. Gidip görmek gerekiyor. Gidip görmek, gidip bilmek gerekiyor. Değerini anlamak gerekiyor ve orada bulduğun değeri yaşatmak ve paylaşmak gerekiyor. Biraz ona gayret ettim. Ben onu bakanlığımda da yaptım. Yani Ordu'ya geldim, Trabzon'a gittim, Rize'ye gittim, Artvin'e gittim, Muğla'ya gittim, İzmir'e gittim, İstanbul'a gittim, Antalya'ya gittim ama oralara gittiğim kadar da Güneydoğu'ya gittim. Belki de hani övmek gibi olmasın ya da yanlış anlaşılmasın. Benim kadar işte Diyarbakır'a, Urfa'ya, Mardin'e, Van'a, bütün o coğrafyaya giden, oranın değerlerinin ortaya çıkarılması için çırpınan belki başka bir bakan da olmamıştır. Çünkü orada gerçekten Türkiye'nin yeteri kadar bilmediği müstesna değerler var. İnanılmaz bir mutfak kültürü var. Evet. İnanılmaz bir müzik derinliği var. Bir mimari var gerçekten. Eşsiz bir coğrafya var. Tarihi eserler var. Aynı zamanda doğanın verdiği nimetler var. Ben hep şunu anlatmaya çalıştım. Yani burada güvenlik olsun, burada barış olsun, burada dostluk olsun. Bana bırakın Güneydoğu'yu 5 yıl, 10 yıl. Yani bir tür bölge varisi gibi ya da bölge kültür işte genel müdürü gibi. Başka bir yatırım falan istemiyorum sizden. Fabrika istemiyorum, atölye istemiyorum. Burayı kültür turizmiyle ben Türkiye'nin en varlıklı bölgelerinden birisi haline getiririm. Yani bu potansiyel var. Bunu anlatmaya çalıştım. Yani zaten bu sadece sözde de kalmadı. Mesela Hatay'da yaptığımız Zev. büyük müze var. Müze ve Evet. müze otel. İki eser. Onu devam ettirin. Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nin başlatıp bizim yaptığımız Zeugma müzesi var. Oradan devam edin. Urfa, Haleplibahçe Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesi var. Van'a çıkın. Van'daki yeni müze var. Doğu Bayası'na kadar gidin. Orada bir yeni destinasyon, yeni bir varış güzergahı, yeni bir mozaik yolu yaratmaya çalıştık. Daha ortaya çıkmamış nice eser var. Yani Dara var. Yeteri kadar bilmiyor. Maraş'ın Eski Maraş Mahallesi var. İnanılmaz tarihi eserler var. Tarihi eserler var. Akşam oturacağınız müstesna bir sofra var. Dinleyeceğiniz müstesna bir müzik var. Dünyada buna benzer işte İspanya'nın falan bazı bölgeleri var. Evet, Dünya evet. biliyor orayı. Bizim daha buraları henüz kendi insanımız bilmiyor. Bunu anlatmaya çalıştım.
Yani evet biz Türkiye'de turizm yapıyoruz. İstanbul'a 10 milyon aşkın, Antalya'ya 10 milyon aşkın geliyorlar. Başımızın üzerinde. Elbette onları ben turist sözünü sevmiyorum. Misafir olarak, konuklarımız olarak ağırlayacağız elbette. Ama önce bizim insanımızda Doğu'nun, Güneydoğu'nun, İç Anadolu'nun, Türkiye'nin bakın Ağlasun'dan ve Kula'dan söz ettiniz. İkisi de İç Evet. Anadolu'da. Evet. O başka bilinmez nece zenginliklerimiz var. Evet. Onları biraz paylaşmaya bakanlıkta arkadaşlarıma kültürün, turizmin ne kadar önemli bir zenginliği olduğunu, kültürle desteklenmeyen turizmin bir süre sonra modasının geçeceğini ama kültürden feyiz alan, kültür tarafından desteklenen turizmin kalıcı ve değerli olacağını anlatmaya çalıştım. Sağ olsunlar zamanla anlaşıldı. Baştan yadırgıyorlardı. Çok Evet. kültürden söz ediyor bizim bakan falan diye. Ama zamanla ya bunun ne kadar önemli bir zenginlik olduğunu. Çünkü mesela Antalya'ya giriyor değil mi? Ruslar, Ukraynalılar. Denize giriyorlar. Akşam animasyon, havuz falan. Nereye gittiniz? Antalya. Antalya nerede? Antalya Türkiye'de mi? Başka yerde mi? Yunanistan'da mı? Bilmeyenler var inanın. Bilmeyenler. Halbuki siz onları mutfağınıza sokarsanız, animasyon değil de kendi müziğinizi dinletirseniz, giderken yerel bir ürününüzü onlara satın aldırmayı başarırsanız, o zaman hangi ülkeye geldiklerini de bilecekler. O ülkeye daha çok kaynak da bırakacaklar. O ülkenin değerini de farkına varacaklar. Ben böyle bir şey yapmaya çalıştım. İzleri kaldı. Yani bir vadede Al. tekrar, bir vadede tekrar sanıyorum ki bu bilinç canlanacak. Tabii Ağlasun ve Kula'nın hikayeleri çok ayrı. Yani Evet. onu bırakalım okusunlar isterseniz. Ta tamam okusunlar bence de güzel olur. Güzel olur ki. Anadolu'da bakın benim dünyada idol diye düşündüğüm birkaç isim vardır. Bir tanesi tabii hepimiz sevgili Nasıl? Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ü en başta sayarız. Bütün kalbimizde. Ki benim onunla böyle bir sıhhiyetim de var sayıyorum. Yani Makedonya tarafımızdan Evet. bir başka duygusal yakınlık da hissediyorum. Bu ayrı. Başka bir şey de var sizin. Efendim? Ulu Önder orduya geldiğinde babanız da dedenizin sırtında onu izlemiş Evet. görmüş yani oradan da bir yakınlık. Evet, o 1924'te büyük babam omuzlarını almış. O Evet. şeyin önünden, Yalı Camii'nin önünden geçerken oradan görebilmiş babam onu anlatırdı sevinçle. Mehmet Akif'i çok severim. Mehmet Akif'i. Nazım Onu Hikmet'i, Cem İşçilerini hissettiriyorsunuz. çok severim. Evet. Ama bir de tarihen Yunus Emre'yi çok severim. Yunus Emre'yi. Yunus Emre Evet. Evet. Anadolu'nun gerçek sesidir. Yani bu halk Yunus Emre'yi yaratmışsa güzel bir halktır diye inanıyorum. Bütün bu bir dolu eksiklerimiz var. Ben televizyon dizilerini izlerken o mutfak yarışmalarını, bilmem ne yarışmalarını çok irkiliyorum. Yani insanları birbirini acıtmasından, insanları birbirine bu kadar acımasız ve adaletsiz davranmasından çok irkiliyorum. Ama bir yandan da düşünüyorum bu halk bir Hacı Bektaş yaratmışsa, içinden bağrından, bu halk bir Yunus Emre yaratmışsa bu güzel bir halktır diye düşünüyorum. Sayın Bakan, Yunus Emre çok güzel. Efendim. Nevzat Tanan'ın bir cümlesi var. Onu söyleyeyim lütfen. Burası çok önemli çünkü siz devam edin anlamında kesmeyeyim. Yunus Terapi diyor bir kitabında. Yunus Terapi diyor. Müthiş doğru. O Moğol istilasında Anadolu'ya bu düşünceleriyle terapi uygulamış yani. Buyurun. Kesinlikle. Bunu Kemal Tahir de Devletanada Yunus Emre'yi önemli bir gerçekten moral verici unsur olarak anlatır. Anadolu halkı da o kadar sahiplenmiş ki bakın bugün Mevlana'yı Avrupalılar daha çok biliyor, Amerikalılar. Mevlana Konya'da, Hacı Bektaş da Nevşehir Hacı Bektaş da ama Yunus Emre nerede? Her yerde. Yunus Emre, Ünye'de Ona Yunus yakın ya. Emre. Aslında hiçbirisi belki bildiğimiz Yunus Emre değil. Ama Yani. Karaman'da var, Sakarya'da var, efendim Eskişehir'de var, Urla'da Ünye'de var. var, Ünye'de var, bir dolu yerde var. Manisa'nın Kula Köyü'nde de böyle bir şey var. Ben Manisa'nın Kula Köyü'ndeki o ortamı görünce, yani Manisa'nın Kula Köyü'ndeki Yunus Emre aslında çok uymuyor tarihi bilgilerimize. Daha böyle Eskişehir yöresi, İç Anadolu uyuyor ama dedim galiba bu. Galiba bu çünkü inanılmaz çok onu görmek gerekir. Evet, Onu evet, görmek evet. gerekir. Onu Çok büyük bir hissettirmesi. O halk da o mezarı oraya yapanlar da onun Evet. değerini bilmişler. Başına bir Roma taşı koymuşlar ama üzerinde balta figürü var. Oduncu Yunus anlatıyor. Tek başına bir mezar Tapduk Emre'nin kapısında. Yani müthiş şeyler. Anadolu'da ya niye biz bunu böyle yaptık diye üzüldüğümüz çok şey var. Benim şahsen şehirlerde de köylerde de. Ben dedemlerin köyüne
Bir sene gittim dedemlerin vaktiyle dayılarımın sattığı köyüne. Bir daha gitmedim. Niye gitmedim? Çocukluğumda benim o köyle özdeşleştirdiğim Hiçbir şey kalmadı. belki 500 yaşında bir meşe ağacı vardı. İki insanın gövdesini kucaklayamayacağı. Kesmişler. Bir daha gitmedim. O ağaç çünkü benim için her şeyden başkaydı. Böyle üzüldüğüm şeyler de var Anadolu'da. Şehirlere bakıyorum. Çok üzüntü verici. Ordu'ya da o yüzden mesela. Çünkü ben Ordu'nun asıl halini biliyorum. Güzel halini biliyorum. O yüzden bana bugün orası burasını süsledikleri Ordu güzel gelmiyor. O yüzden O zaman onu bir türlü yazının içinde bir yere atamıyorum. Yani o bir yerde kalıyor. Giresun'da da aynı sıkıntım var farkındaysanız. O yüzden Karadeniz'e çok bulaşmadım. Çünkü ben Karadeniz'i çocukluğumdan biliyorum ve şu an Karadeniz beni sevindirmiyor, üzüyor. Ama bütün buna rağmen Anadolu'da işte Hacı Bektaş'taki sevgiyi, Yunus Emre'nin her yerde yayılan sevgisini görünce yine de bu halk el öpülesi bir halktır diye düşünüyorum. Yani 72 milleti bir saymak düşüncesinin, fikrinin yaratıcısı böyle bir evliya, böyle bir düşünür, böyle bir entelektüel bu topraklardan çıkmış. Siz de onun o mezarının o şekilde sahiplenilmesini o kadar güzel yazmışsınız ki ben duygulandım. Özellikle aldım. Yani belki kitabın beni en çok etkileyen iki bölümüdür diye. Hepsi etkiledi ama bunun ikisini ayırıyorum. O zaman şöyle diyelim Sayın Bakanım. İzniniz olsun. Menekşe Sokak, Kültür Merkezi, Kurul Kalesi, Yason Burnu Kilisesi sizin döneminizde Ordu'daki dokunuşlarınız. Ben diyorum ki çevreme, bu benim sözümdür. Mesela Ordu'da Ertuğrul Günay'ı arıyorsan, kaybetmişsen Menekşe Sokağa git bulursun diyorum. Bu hani böyle düşünüyorum ben. Bazen sıkıldığımda da giderim yani. Daha yenidir bir fotoğrafım da var. Birkaç gün önce geçtim oradan. Yani bu dokunuşları yaptınız. Ben de biliyorum. Özellikle Kurul Kalesi 2100 yıllık bir heykel çıktı. Siz sahiplenmeseydiniz yani bu iş şöyle, siz çok kişiselleşmesini, kendi üzerinize atılmasında hoşlanmıyordunuzu biliyorum ama gene de bunu söylemek durumundayım. Yason Burnu keza öyle. Şimdi yeniden orada bir şeyler yapmaya çalıştılar, geri adım attılar. O kilisenin metruk halini biliyorum, bir de bugünkü halini biliyorum. Gelenlere ben bunu Ordu'nun en güzel 3-4 eseri diye gösteriyorum. Getirdiğim her misafiri özellikle Kurul'a, Yason'a ve Menekşe Sokağa götürmeye çalışıyorum. O zaman bir de şunu söyleyeyim tabii. Bunu yeni öğrendim. Çocukluğunuzda bir arkadaşınızla ağacın altına oturmuşsunuz, gökyüzüne bakmışsınız, hayal kurmuşsunuz. Şu ağacın yaprakları kadar kitaplarımız olsa demişsiniz. İşte yolculuk oradan başladı. Bugün de bir bizim Ertuğrul Günay'ımız var. Ordu ile ilgili top sizde o zaman. Zaferi Milli Mahallesi'nde oturuyorduk biz. İki katlı bir ev. Geçen geldiğimde orduya tekrar çıktım. Ev aşağı yukarı özgünlüğü çok bozulmadan duruyor. Bahçesi falan duruyor. Hatta merdivenlerde bir resim çektirdim. Orada incir ağaçları vardı iki tane. Şimdi çok sevgili arkadaşım Orta Doğu'da kimya profesörü Erdal Bayramlı. Erdal benden bir sınıf gerideydi. Abisi Ercan abi bir sınıf öndeydi. Biz böyle kitap değiş tokuşu falan yapardık ve kitaba doymazdık. Ağacın altında otururken bir gün işte dedik ki bu ağacın yaprakları kadar kitabımız olsa oldu Allah'a şükür. Yani aşağı yukarı oldu. İşte içine şimdi birkaç kitapta birkaç yaprakta biz eklemeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim Ordu'daki yapılanları hatırlaman için. Tabii bunların hiçbirini ben tek başıma yapmadım. Yani Ordu'daki kültür müdüründen, bakanlıktaki müsteşarımdan genel müdürüme kadar ve teknik eleman arkadaşlarıma kadar Türkiye'nin neresinde ne yaptıysak hepsini birlikte yaptık. Sağ olsunlar. Başka da var. Yani ben Bolaman'dan Perşembe'ye kadar olan yeri Kültür Turizm Koruma Gelişme Bölgesi yaptım. Ünye'deki o büyük parka bakanlıktan epeyce bir yardım ettim. Birçok belediyenin altyapı işlerine yardım ettik. Mesude'de bir tarihi kilise vardı. Orayı restore edip kültür merkezi yaptık. Fatsa'daki kültür merkezine 1,5 milyondan fazla galiba maddi katkı yaptık. Yani Ordu'da bir hayli bir şey yapmaya çalıştık Sağ ama olun, teşekkür hep ederim. söylüyorum başka bir yerin hakkını da yemedik. Yani ben Ordu'ya verdiğim emeği ayrımsız Aydın'a da, ne bileyim Hakkari'ye de, Van'a da, Giresun'a demiştim. Ordu'ya yaptığım her şeyin aynısını yapmaya hazırım diye bir yer verip de bir kültür merkezine başlayamadılar. Yani bir yer verseler aynı şey orada da, Giresun'da da olacaktı. Bunlar tabii yani devlette bir yer kullanıyorsanız işinizi kullandığınız milletin parası. Kendi paranız değil. Bu parayı yerinde kullanacaksınız, doğru yerde kullanacaksınız. Kalıcı bir eser bırakmaya ve kaliteli bir eser bırakmaya çalışacaksınız. Sonuçta bu dünyadan geçip gideceğiz. Hani
Tayyip Bey onu Semer hikayesiyle anlatıyor da ben öyle anlatmayı sevmiyorum. Yani aynesi iştir kişinin, ziya paşanın bir deyişi var. Evet, Aynesi evet. iştir kişinin, lafa Ama bakılmaz. bakılmaz. İşinin görülür, rütbeyi aklı Rütbeyi ezerinde eseri. diye. Ben de bu dünyadan geçip gideceğiz sonuçta. Ordu Kültür Merkezi kalacak. İşte Menekşe Sokağı kalacak. Fas'ta Kültür Merkezi Mesudiye kalacak. Yason Kalesi'nin restorasyonu benden önce başlamıştı. Kurul Kalesi'nde Enis Ayar'ın gayretinin çok emeği var. Ben onları destekledim. Ama işte Van'da da bir müze var. Hatay'da bir müze var. Diyarbakır İçkale'de bir müze var. Ahmet Arif Müzesi var ayrıca. Kültür Evet. Merkezi var. Bilmem Gezdim gördüm çok güzeldi o da. Diyarbakır'daki Şanlıurfa'da Ahmet iki tane müze var. Aydın'da müze var. Benim şimdi Antalya'da bulunduğum kasabada Likya Uygarlıkları Müzesi var. Troya'da müze yapıldı ama onun projesini biz yaptık. Biz gideceğiz ve onlar kalacak. Yani bir tür Kuşadası'nda büyük bir anımsal kongre bir merkezi var Sayın efendim. Bakanım herhalde. Kuşadası Kuşadası'nda büyük Kongre bir Merkezi kongre. Evet. Türkiye'nin en büyüğü. Türkiye'nin Evet. en büyüğü. Daha bir yolu İstanbul'da var, Ankara'da var. Ankara'da Carmodern var örneğin. İstanbul'da, Ankara'da birçok yerde var. Hani yine Yunus'tan tamamlayalım bu bahsi. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun diyor ya. Böyle bir Evet. şey. Çok teşekkür ediyorum. Çok Ben sağ olun. Ben teşekkür kitapla ilgili bölüm bırakıp güncel bir iki bölüm. Çünkü son 15 dakikamız kaldı Sayın Bakanım. Siz de akşam akşam yorduk ama kusura bakmayın. Sohbet ediyoruz. Çorum Müzesi diyor. Ali Can Doğan Çorum Oda Başkanı burada. O izliyor. Erkan Çorum. Azizoğlu Diyarbakır'dan izliyor. Evet. O kitap, asıl bu kitap zaten Çorum'la başlıyor. Ha, O Çorum. Sphinx'lerin hikayesiyle başlıyor. Çorum'un o Sphinx hikayesini Pınar yazdı yalnız. Kızım yazmış Evet. sözü. Evet. Burada ben devamını yazdım. Bu Evet. da tabii çok özel bir sayfadır. Çünkü 100 yıldır istenmiş o Sphinx'ler. Evet. 100 yıl sonra getirmek bize nasip ve kısmet oldu. O günü hiç unutamam. Hatuşa'da çok güzel bir müze oldu. Çorum Müzesi benden önce yapılmıştı. Biz orayı genişlettik, büyüttük. Çok değerli bir müdürümüz vardı orada. Kültür müdürümüz, müze müdürümüz Önder Bey. O etnografya bölümünü geliştirdik biz oranın. Alacahöyük ve Hatuşa müzelerini yaptık. Yani Anadolu'da Tokat'ta bir müze yaptık. Araslanı Bedesten'den arkeoloji Evet. müzesi yaptık. Yani Amasya'da Saraydüzü Kışlası bitti. Düşünüyorum epeyce de. Yani Türkiye'nin değişik yerlerine bugün şeyden bir selam aldım. Sinop'tan bir selam aldım. Oradaki eski müdürümüz aradı. Güzel bir yapıya vesile oldunuz. Sağ olun falan diye teşekkür ederim. İnsanların bunları hatırlanması hoşa gidiyor tabii. Bunu itiraf etmek lazım. Yani kimsenin özel bir ne bileyim işte bir şey yapması, getirmesi, götürmesi değil ama bir selamla hatırlaması bence bütün bu emeğin karşılığı oluyor ve hoşuna gidiyor insanın. Çok güzel. Çok çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. 2-3 tane güncel konuyla bu son 10 dakikayı, son 12-13 dakikamız kaldı. Bunlardan birincisi Sayın Bakanım, yani aslında bir çevre felaketini sizin kitabınızda da biliyoruz. Biz de görüyoruz. Yani İstanbul'dan Anadolu'ya aslında transfer olmuş bir çevre felaketi, bir dikey yapılaşma, bir binaların ibadeti gibi sizin de kitabınızda böyle bir ifade de var. Fas'ta Ünye arasındaki iki tane köyde siyanürlü altın madeni araması var. Çevre çok duyarlı. Ben gerçekten birkaç çevre derneklerinin toplantılarına katıldım. 20-25 yıl sonra yaşamın burada ciddi anlamda tehdit olacağını, vahşi depolama yapıldığı, işte küçük bir depremle, küçük bir kaymayla siyanürün bütün ırmaklara, bütün yağmur suyuyla beraber karışabileceği endişesiyle bölgenin böyle bir endişesi var. Buna rağmen firma da maden sahasını genişletiyor. İşte Karaoluk, Kurşunçalı ormanlarına doğru Çamaşı'nın üzerinden böyle bir genişleme var. Siz Gümüşhane, Giresun'la ilgili yazmışsınız. Ordu'da da ben görüyorum. Ordu'nun dereleri artık yukarıya akmıyor Sayın Bakanım. Çünkü dereler kalmadı. Hepsi HES'lere teslim oldu. Bununla ilgili kısaca ne söylersiniz? İki konum daha var çünkü. Vallahi çok üzüntü duyuyorum. Şimdi bu Ayvalık tarafındaki altın madenine karşı Türkiye çapında büyük tepkiler oldu ama galiba bu pandemi salgınında onlar bile devam ediyormuş. Evet. Buradaki konu ne yazık ki Türkiye'de sosyal medyada biraz konu oldu ama Türkiye'de yeteri kadar duyulmadı. Olmadı. Ayvalık'taki kadar duyulmadı. Yani ben bu konularda yani vatandaş tepki gösteriyor. Yerel yönetimler niye tepki göstermiyor? Ordunun
devlet tarafından atanmış bulunan yöneticileri, valileri niye yeterli tepki göstermiyor? Bunu doğrusu çok yadırgıyorum. Yani asıl onların da görevi, vatandaşın eve tepki göstermek görevi ama yani onların da bu tepkiyi değerlendirmesi ve gerçekten doğayı yok edecekse, gelecekle ilgili büyük sıkıntı yaratacaksa en başta onların karşı koyması gerekir. Bunu çok üzüntüyle karşılıyorum. Bu akşam televizyonlarda vardı. Güneysu, Rize'nin Güneysu evet. kasabasında, eski ismi Potemi, Potemi ya da Potemi galiba. Orada köyünde HES'ler dereleri kurutmuş. Halk feveren ediyor. Ve diyor bütün bu, hatta durdurma kararları vardı. 3 gün durdu. 3 gün sonra tekrar başladı. Yani devlet bu çevre meselesini ne zaman ciddiye alacak? İş işten geçtikten sonra alacaksa ya bunun bir faydası kimseye olmuyor. Yok. Ya bu pandemi salgını veya başka çevre felaketleri bize bunu ne zaman, bunun çok hayati bir şey olduğunu öğretecek. Çok üzülüyorum. Öğretmeli. Yani öğretmeli. Öğretmeli. Öğretmeli ama öğretmiyor. Öğretmiyor. Evet. Bakın ben yıllar önceydi Trakya'ya gittim. Ergen'e. Uzun köprüde galiba. Dediler ki efendim şuradan bir bakar mısınız? Köprünün üzerinde durduk. Kasabada. Aşağıdan geliyor o Ergen'e nehri. Bahadır Bey bakmaya utandım. Utandım. Yani evet. Yağ mı akıyor? Zift mi akıyor? Bir affedersiniz dağ mı akıyor? Belli değil. Geldim bakanlar kurulunda heyecanla anlattım. Geçen yıllarda duydum hala aynı. Hala aynı. Ben doğuda Van Havzası'nı ya havza olarak ele alın. Havza. Bir, sadece bir şehir arıtma yapmak yetmez. Bütün ele alın. Bu göller yaşasın diye çok çırpındım. Yani Türkiye'de işte yol yapmaya, inşaat yapmaya, alan yapmaya, cami yapmaya ayırdığımız kaynakların onda birini çevre konusunda ne yazık ki ayırmıyoruz. Yani biz ama bu çevre, bakın dünyanın bir kapasitesi var. Bu kapasite şu anda dünya yaratıldığından bu yana üzerinde yaşayan insan kadar insan taşıyor. Ve korkunç bir tüketim salgını var. Yani herkes, ben kendime bakıyorum, kendi çevremize, evimizden götürüp her gün birkaç poşet çöp atıyoruz değil mi? Bunu evet. Apartman bazında, sokak bazında, mahalle bazında, kasaba bazında, şehir bazında, ülke bazında, dünya bazında düşünün. Biz bunu nereye gömüyoruz? Bu dünyanın bir haddi var. Evet. Bir istiyap haddi var değil mi? Evet. Yani bunun ağacını kesiyoruz, suyunu tüketiyoruz, toprağını katlediyoruz. Sonuçta biz adım adım kıyamete doğru dünyayı götürüyoruz. Kıyamete doğru dünyayı götürüyoruz. Hepsi bu. Yani o yüzden ben şimdi kendim son zamanlarda çok söylüyorum. Ya bir din anlayışı olmalı ki, din anlayışı, ibadeti, evet Allah'a yakarmak, kelime-i şehadet, işte ne bileyim Hristiyansa, kilisede Müslümansa, bunları yapsınlar. İbadeti ağaç dikmek olsun. İbadeti bir karış toprağa korumak olsun, ağaç dikmek olsun. Çünkü dünyayı kurtaracaksa bu kurtaracak. Toprağa sahip çıkmak ve ağaca sahip çıkmak. Ama bu suyuna sahip, suyuna sahip çıkmak olsun. Suya sahip çıkmak. Bu evet. Bilinç yok. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani üzüntünüzü anlıyorum. Biz de siz... Evet. Keşke bir şey gelse. Evet. Bir de çok önemli bir konu var. Bunu sormak istiyorum. Sizin de alanınız. Son günlerde bir yasa tasarısı var. Meslek odalarının ve baroların aslında demokratikleşmesi, temsilde adaletin sağlanması diye ortaya konulan çoklu baro sistemi, çoklu odalar açılsın. Bir de buna nispi temsil, kaynağını Voltaire'den alan, çoğulculuk esasına dayandırılan ama yani sadece amacı kongrede oy kullanmak olan delegasyonun nispi temsilde belirlenmesinin nasıl bir katkısı olabilir hani odalara, barolara diye. Bu konu çok önemli. Sizin alanınız, bu görüşleriniz yol da gösterecektir Sayın Bakanım. Zamanımız yetmeyebilir, uzun da olabilir. Buyurun. Bu nispi temsil söz olarak kulağa hoş geliyor. Kesinlikle. Yani blok liste yerine nispi temsil, herkes aldığı oy oranında temsil edilsin. Hoş geliyor. Evet. Parlamentoda başkanlık divanı bir anlamda buna göre veya komisyonlar buna göre şekilleniyor. Fakat meslek odalarında bu uygulama odanın yönetimlerini çalışmaz hale getirir mi getirmez mi? Bunu işi bilenlerle, ben meslek yöneticiliği hiç yapmadım. Yani meslek odası falan yönetimlerinde bulunmadım. Mesela bir partide bu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü nihayet parti aynı görüşün, evet, aynı mesleğin değil ama aynı görüşün mensuplarıdır. O görüşün farklı nüansları, farklı unsurları
birbiriyle beraber çalışmaya alışmalılar. Partiler için bunu destekliyorum. Ama meslek gruplarında birbirini sabote etmeye, karar çıkmasını engellemeye döner mi? Bu tür itirazlar var. Dönerse o zaman bunu bilenlerle bir daha konuşmak lazım. Sayın Bakanım, bunu açık bırakıyorum yani bu soruyu. Buna bir katkı yapayım. Çok kısa kısa. Bizde uygulanıyor 2010 yılından beri TÜRMOP'ta ve odalarda. Biz şunu yaşıyoruz. Mesela il vermek istemiyor ama vereyim, Erzurum odası 9 ay boyunca oda başkanını seçemedi. 2-2-1, çoğunluk 3 olması lazım. Organsız kaldı. Yani denetleme ve disiplin oluştu ama yönetim oluşamadı. Yine 1-1-1, 3 tane 1, bir tane 2, İç Anadolu'da bir oda başkanı seçemiyor. Birler sürekli başkan oluyor. İşte yani şöyle, yönetim fonksiyonu defakto oluyor. Yani işlevsizleşiyor yani. Amacından uzaklaşıyor. Yani bir de şu oluyor Sayın Bakanım. İcra organında bütünlük olmadı. İcra organında bütünlük olmadı. Sayın Bakanım, bir de şu oluyor. Dostluk ve arkadaşlık meslekte kayboluyor. Sürekli birbirinizin hatanızı arıyorsunuz yani. O bunu dinamitliyor yani tamamen. Bu nispi temsil sorusunu biraz açıkta bırakıyorum. Çünkü uygulayıcıların itirazlarını nazar almak gerekir. Partiler için değil ama meslek odalarında çalışamaz hale getirme konusundaki itirazı ben ciddiye alıyorum. Ama Sayın Bakanım şöyle olabilir. Gerek siyasi partilerde, gerek derneklerde, gerek bütün Türkiye'de uygulanıyorsa. Bir misafirimiz var. Evet, bir bildiri sundu. Evet, kaçak bir bildiri. Tamam. Şöyle, bütün her tarafta uygulanıyorsa odalarda da uygulanabilir. Buna itiraz etmiyorum ama bunu bir demokratik bir işlevi, cezalandırma aracı olarak kullanıyorsanız, ha bak size nispi temsil getiririm tehdidi varsa, o ya veya bizim çocuklar da yönetime girsin. Evet. O olmaz bir. İkincisi, evet, bu meslek örgütlerinin bölünmesini fevkalade sakıncalı buluyorum. Yani işte şu kadar oy alan gidip ikinci bir muhasebeciler odası, ikinci bir baro, ikinci bir mimarlar odası kurmamalı. Biz bunun benzerlerini başka düzlemde 12 Eylül öncesi yaşadık. Yani bütün memurlar işte tüm der, tüm bir, pol der, pol bir gibi bir. Devlet bölündü, millet bölündü, meslek kuruluşları, kamu bölündü. Bu çok yanlış bir şeydir. Yani bıraksınlar o meslek mensupları kendi yönetimlerine kendileri karar versin. Yani meslek mensuplarının yani avukatlık yapan kişi, bilmem, muhasebecilik yapan kişi, mimarlık yapan kişi nasıl yönetileceğine bence otursun kendisi karar versin. Yani bunu dışarıdan, hele siyasi kaygılarla bu tür bölünmelerin önünü açmak, çok ağır bedeller ödedi Türkiye geçmişte, gene ödemek zorunda kalabilir. O yüzden çok kaygıyla karşılıyorum. Bu bölünmeye şiddetle karşıyım. Bölünmeye. Evet. Yani farklı farklı odalar, farklı farklı barolar kullanmasını çok sakıncalı buluyorum. Bir de şöyle bir şey Sayın Bakanım, yani bu madem uygulanacaksa, işte hani her tarafta uygulanmalı. İnsanlar eşitlik de bekliyor. O zaman çoğulculuk ilkesini uyguluyorsak eşitlik ilkesini uygulayacağız. Bütün kurumlara, bütün spor kulüplerine, bütün derneklere, bütün sendikalara, bütün siyasi partilere, bu ilkeleri oralarda getirmek lazım. Siz o zaman yani bu eşitlik ilkesine de aykırı diye düşünüyorum. Son olarak da ben size bunu sürekli soruyorum Sayın Bakanım. Son sorum olsun izninizle. Arabuluculuk konusunda bizi izleyen meslektaşlarım sıklıkla soruyor. Arabuluculuk konusunu. Ticari uyuşmazlıklarla sınırlı olarak evet, mali müşavirlerde bu hak verilebilir. Siz bunu söylüyorsanız hukukçular size biraz da sitem de diyor. Ya muhasebeciler odasına geliyor, bakan bey bunu söylüyor. Diyorum ben, Sayın Bakan bunu inanmadığı bir şeyi kim olursa olsun söylemez. Bu konuda inanıyor, böyle düşünüyor diye. Muhasebeciler odasını ziyaret ettiğim zaman değil, baroya da gidersem orada da söylerim. Evet, yani evet, hukukçulara arabuluculuk müessesesi kuruldu. Onlara bu imkan verildi. Ama öyle konular geliyor ki tümüyle ticari ve mali. Yani bir avukatın bilmesi mümkün değil. Orada yargıya gitmeden önce acaba başka bir mekanizma içinde bunu yargıya yük etmeden çözebilir miyiz diye. Meselenin özü bu. Kurmuş, değil mi? Bunu avukat, bu arabuluculuğu yani yargıya gitmeden sorunu çözme fonksiyonunu yerine getirdiğine göre ticari, mali uyuşmazlıklarda bir mali müşavir bu yetkiyi niye kullanmasın? Bunu bana bir avukat arkadaşımız anlatsın. Onların bakış açısı şu, bu bir ilam niteliği kararı veriyoruz. İlam niteliği olduğu için hukuk bilgisi nosyonuna ihtiyaç var. Sizde bu nosyon yok, veremezsiniz gibi bir çıkış nokta. Sayın Bakanım, son 27 saniyemiz kaldı. Kapanışı siz yapın lütfen, buyurun. Rica ederim. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ben şu Rica anda ederim. Geçen hafta geldim, Akdeniz'deyim. Buradan Karadeniz'e kucak dolusu selam, sevgi, saygı sunuyorum. Sizin meslektaşlarınıza, benim meslektaşlarıma, bütün hemşehrilerimize ve
Başka illerden de bizi dinleyen izleyiciler varsa herkese saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum Çok Sayın teşekkür Bakanım, ederim. değerli ağabeyim.